Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Instagram'da paylaştığım andan itibaren inanılmaz beğeni ve yorum alan çantamı tarif edeceğim. Çantam kanvas bir çanta. Hemen şöyle yakından sizlerle çantamızı inceleyelim. O kadar tatlı, o kadar güzel oldu ki bakın bunu kutlu olarak hazırladım. Örgü yine kendi ipiyle hazırladım. Ama sizler daha farklı aksesuarlar, kulplar vesaire de kullanabilirsiniz. Sadece zincir çekerek hazırlayacağız ve kenarlarını etamin iğnesiyle dikerek yapacağız. Şöyle çantamızın açmadan önce yan kısımlarını görelim. Bakın arka kısmı da bu şekilde dediğim gibi hazır bir böyle halkalarla örgü kulpunu yaptım. Ama sizler daha farklı aksesuarlarda kullanabilirsiniz. Çantamızı şöyle açalım. İçi de oldukça derin. İçerisine telefonunuz, cüzdanınız, kartınız, anahtarınız çok rahatlıkla sığacaktır. Ben içine astar dikmedim. Bakın içi de dışı kadar güzel. Yani içi de görünmeliydi bu çantanın bakın. İnanılmaz pratik oluyor. Yani bir günde birden fazla çantayı hazırlayabilirsiniz. Detayları video içerisinde sizlerle adım adım paylaşmaya çalıştım. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Bakın burada ilk çalıştığım çantayı görüyorsunuz. Bunu da şöyle göstermek istiyorum. Yine diğeriyle iç kısmı tamamen aynı. Gerçekten çok tatlı, çok güzel oldu. Yapımı inanılmaz keyifli. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Tarifimize geçelim. Başlangıçta çantam için kullandığım malzemeleri sizlerle paylaşacağım. İlk olarak ipimden bahsetmek istiyorum. Hatırlayanlar olacaktır. Ben bu ipi ne aldım köşesi videosunda sizlerle detaylı olarak paylaşmıştım. Yine o videonun linkini de aşağı açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Şöyle ipimi yakından göstermek istiyorum. Yünlü bir yapısı var. Kalın, hafif bir iplik. Bakın şöyle. Yakından göstermek istiyorum. Çok güzel bir dokusu var. Sanki bu çanta için üretilmiş diyebilirim. Renk geçişleri muhteşem. Özellikle ilk kez bu tarz bir çanta çalışıyorsanız eğer tek renk değil de böyle batik ipler kullanırsanız eğer sanki çok zahmetli, zor bir çanta yapmışız gibi görünüyor ama sadece zincirden oluşuyor ve kenarlarında dikişlerimizi yaptığımız noktalar var. Gerçekten çok kolay ve keyifli bir yapımı var. Yani bir günde böyle bir çantayı çok rahatlıkla bitirebilirsiniz. Ama dediğim gibi ipin özelliğinden yani renk geçişli bir ip olduğu için böyle sanki çok zor yapılmış bir çanta gibi, çok emek verilmiş bir çanta gibi duruyor. Bu da işin en güzel kısmı diyebilirim. En güzel püf noktası diyebilirim. Şöyle çantamı kenara alıyorum. Burada bakın çanta kilidimiz var. Sizler istediğiniz kilitleri kullanabilirsiniz. İlla böyle dışarıda kilit olmak zorunda değil. İç kısımda şuralarda dikilebilir çıt çıtlar da kullanabilirsiniz. Mıknatısla da bu çantanın ağzını kapatabilirsiniz. Ya da daha farklı kilitler, aksesuarlar da kullanabilirsiniz. Yaylı iki tane halka kullanacağım. Sizler daha farklı aksesuarlar da kullanabilirsiniz. Ben çanta kulpu yapmak için böyle 2 adet yaylı halka kullanacağım. 2 adet tığım olacak. Kulpumu yapmak için 6 milim tığ kullanacağım. Sizler ipinizin inceliğine, kalınlığına göre, örmenizin sıkılığına, gevşekliğine göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. Ve burada 2,5 milim tığ kullanacağım. Bunu burada bakın. Kanvasımın içerisine batıyorum. Burada kutucuklar var. Kanvas kutucuklardan oluşuyor. Bu kutuların içinden tığım rahat girip çıkmalı. Hem ipim hem tığım rahat yürütebilmeliyim. Burada sizler tığ numaranızı kendi ipinize göre yani rahat girip çıkıyorsa eğer bu tığ numarası 2,5 uygunsa bununla yaparsınız. Ama bir türlü çıkmıyor. İple birlikte yürümüyorsa eğer tığınız bu kutucukların içerisinden tığ numaranızı 2 milimde ya da daha küçük de yapabilirsiniz. İpinize göre bunu ayarlayabilirsiniz. Çünkü bazen bu kanvastan kanvaza da bu deliklerin boyutları değişebiliyor. Örneğin daha küçüklerinde biraz daha küçük olabiliyor. O yüzden buradaki tığ numarayı da sizler yine ipinize göre kutucukların büyüklüğüne, küçüklüğüne göre kendi tığ numaranızı belirlemenizde fayda var. Ben orta boy bir kanvas kullanıyorum. Bunun küçüğü ve büyüğü de mevcut. Bunu hobi malzemesi satan yerlerden ya da tuhafiyelerden vesaire rahatlıkla bulabilirsiniz. Boy boy dediğim gibi satılıyor. Ben hemen bu orta boyun ölçüsünü sizlerle paylaşacağım. Eni, bakın en geniş kısmını ölçüyorum. 18 santim. Boyu da 33 santim. Şu kenar körüğünün de hemen ölçüsünü sizlerle paylaşayım.
Bu da 4,5 santim bakın. Körük kısmının ölçüsü de 4,5 santim. Bu böyle hazır bir parça. Biz bunun üzerine sadece zincirlerle ipimizle örgümüzü yapacağız. Sonra bunu bakın şu şekilde kapatacağız. Yan körükler bu tarafa gelecek. Sadece zincirle örüp tamamladıktan sonra kenarlarda boşluklarımız kalacak. Çünkü buralar kavisli olduğu için şu kısımlar açık kalacak. Orayı da bir etamin iğnesi kullanarak bakın böyle bir etamin iğnesiyle dikişimizi yapacağız. Çantamız nasıl kapanacak? En son örgümüzü bitirdiğimizde şu noktalar bakın yan körükler gelecek ve kapak da bu şekilde gelecek ve çantamız hazır olmuş olacak. Dediğim gibi buradaki aksesuarları sizler kendi zevkinize göre değiştirebilirsiniz. İlla ki bu tarz bir aksesuar kullanmak zorunda değilsiniz. Bu tarz kilitler değil, çıt çıtlar ya da daha farklı yöntemlerle örneğin düğmeyle bile şu nokta kapanabilir. İstediğiniz gibi kilit noktasını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bir de kaleme ihtiyacımız var. Kalemi ne için kullanacağız? Bakın kanvasımız, şöyle malzemelerimi kenara alıyorum. Burada kanvas oyuntulu. Bu noktalarda bakın burada zincirlerimizi çekmeye başlayacağız. Fakat şu dip kısımdan başlarsak eğer burada bakın bir boşluk oluşacak. Bunu istemiyoruz. Şurada bırakacağımız belli bir mesafe olacak. Yani ilk boşluktan başlayarak direkt zincir çekmeye başlamıyoruz. Bu herhalde bu çantanın en püf noktası olabilir. Şu oyuntuların olduğu noktadan bakın bir tık içeride olacak şekilde. Yani şuraya geldiğim zaman şu kutudan şunu atlayabileyim. Ama şuradan şu boşluk güzel olmayacağı için bakın buradaki şu boşluk benim için yeterli. Şu kısımdan alalım bakın şu nokta. Buradan çiziyorum. Kalemi bunun için kullanıyorum şu noktadan. Bunun bir tersi düz yok. İstediğiniz tarafı kullanabilirsiniz. Bakın şuradan şu kısım. Kalemle geliyorum bu noktaya ve kalemle hemen şu kısmı biraz boyuyorum. Bakın belirgin hale getirdim. Yani başlangıç noktam şu kısım olacak. Buradan işaretlemiş oldum. Yine aynı şekilde bu tarafı çeviriyorum. Aynı noktada bu nokta başlangıcım olacak. Şu nokta bitişim olacak. Bakın geliyorum. Şu kısımda hemen boyamamı yapıyorum. Yani işaret koyuyorum. Bakın şu nokta son noktam olacak. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Hemen paylaşalım. Bu arada başlamadan önce şunu da belirtmekte fayda var. Ben bu çantama astar dikmedim. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın iç kısmını ördüğüm için bunu astar dikmedim. Ama sizler astar dikimi yapabilirsiniz. Astarını da nasıl dikeceksiniz? En son çantamızı örüp bitirdikten sonra bir bütün haline getirmeden yani şu yan kenarlarını dikmeden önce en son dikişini yani birleştirme dikişini yapmadan önce burada kilitlerimizi takıyoruz. Kilitlerimizi taktıktan sonra bu kumaşınızı üzerine koyun. Bunu ölçü olarak kabul ediyoruz. Birazcık dikiş payı bırakarak kumaşımızı kesiyoruz. Kumaşı katlayarak dikişini makinede yapabilirsiniz ya da silikon, sıcak silikonla da yapıştırmasını yapıp en son kenarlardan dikerek çantanızı bitirebilirsiniz. Yani astar dikimini de o şekilde yapabilirsiniz. Kalemimizle belirlediğimiz noktadan başlıyoruz. Bakın yapmaya şöyle göstermek istiyorum. Burada yani 1, 2, 3 kutu bırakmış. 4. kutudan başlamış oluyoruz. Bu orta boy bir kanvas. Tabii bunların orta boy diyorum ama belki bunlar firmadan firmaya göre değişiyordur. Üzerinde bir etiket vesaire olmadığı için bu kanvasların da bir standardı var mı tam olarak bilmiyorum. Şimdi bakın işaretlediğimiz noktadan tığımla battım. Burada ipimi tığımın ucuna takıyorum. Burada ipimi yukarı çıkartıyorum. Bir ilmek çıkarıyorum bakın. Bazen takılıyor hiç sorun değil. Zaten tığ numaram küçük olduğu için ipim de kalın olduğu için bunu böyle biraz gevşek gevşek çalışacağız. Zincirlerimizi çekerken kasmamasına dikkat edeceğiz. Burada birazcık ip bırakıyorum bakın. Sonradan bu ipi sağlamlaştıracağız. İlk ilmeğimizi ilk kutudan çıkarttık bakın bu şekilde. Şimdi bir kutu bırakıyorum. Bir sonraki kutuya batıyorum. İpim kalın olduğu için ama sizler her kutuya sırayla batarak da zincirlerinizi çekebilirsiniz. Burada ilmeğimi çıkarttım. Bir kutu atlıyorum. Bakın hep aynı sırada devam edeceğim. Sıram hiç şaşmayacak. Dümdüz devam edeceğim. Bir kutu atladım. Bir sonraki kutuya direkt battım. İpimi tığıma taktım. Buradan bir ilmek çıkardım. Bakın ilmeklerim gevşek gevşek. Çok sıkı değil. İpim kalın olduğu için. Çıkardığım ilmeği ilk ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. Yani bir zincir çekmiş oluyorum. Bakın. Zincirimi oluşturdum. Bu örgüde yani bunu yaptığım zaman kanvas belli olmuyor. Sizler de ipinizin inceliğine, kalınlığına göre yani illaki bu kalınlıkta bir ip kullanmak zorunda değilsiniz.
Daha farklı ipler de kullanabilirsiniz. Bunu kağıt ip de uygulayabilirsiniz. Rafya iple yapabilirsiniz. Çok da güzel olacaktır. Kanvasınız görünmüyorsa, yani görünürse de eğer bir sıra daha giderken yine farklı boşluklara batarak yine aynı boşluklara çalışabilirsiniz. Eğer rahat çalışıyorsanız eğer ve kanvas görünüyorsa bir sıra gidersiniz, bir sıra aynı boşluğa gelebilirsiniz. Böyle de belirtmekte fayda var. Şimdi bakın ilmeğimi çıkarttım. Yine bir kutu atlıyorum burada. Şöyle elimi koyayım net görünsün. Bakın bir kutu atlıyorum. Bir sonraki kutuya batıyorum. Ve alttan ipimi tığımın ucuna takıyorum. Ve bu kutudan bir ilmek daha çıkartıyorum. Çıkardığım ilmeği bekleyen ilmeğimden geçirerek zincirimi çekiyorum. Bir kutu atlıyorum. Bir sonraki kutuya bakıyorum, batıyorum. Aynı sırada olmaya dikkat ediyorum bakın. İlmek çıkardım. Esnek esnek yapıyorum. Çok sıkı sıkı yapmıyorum. Hemen ilmeğimi bekleyen ilmekten geçiriyorum. İlmeğimi esnetiyorum. Bir kutu bırakıp bir sonraki kutuya batarak ipimi alttan alıyorum. Çıkardığım ilmeği diğer ilmekten kaydırarak geçiriyorum. Bakın yaptığım işlem sadece bu. Bir kutu atlayıp bir sonraki kutuya batarak ilmek çıkardım. Çıkardığım ilmeği bekleyen ilmeğimi içerisinden geçirerek zincirimi oluşturmuş oldum. Şimdi bu şekilde devam edeceğiz. Sıramızı hiç bozmadan ta ki buradaki uç kısma kadar geleceğiz. Buradaki uç kısma kadar gelelim. Sonra yan sütuna nasıl geçiyoruz ve nasıl devam ediyoruz hemen sizlerle tekrar paylaşalım. Burada bakın uç kısma kadar geldik. Şimdi burada yine bir tane kutu atlıyorum. Burada küçük bir nokta geliyor. Bakın bu uzun kenar olduğu için hemen şöyle alıyorum. Burada batabileceğim yani tığımla batıp buradan rahat ilmek çıkartacağım için bu noktaya batıyorum. Eğer batamasaydım buradakine batardım, bunu atlardım, bir sonrakine batardım. Bu tarz değişiklikleri kendiniz de yapabilirsiniz. Batıyorum, ilmek çıkardım. Şöyle bakın rahat tutabileyim. İlmeğimden geçirdim. Yani zincirimi çektim. Son bir tane kutu kalıyor. Bu son kutuya da, bu sıradaki son kutuya da batıyorum. İlmek çıkardım. Bu defa ilmeği çok esnetmiyorum. Bakın uzatmıyorum. Çünkü bir tane kutu olduğu için hemen zincirimi çektim. Bakın burada kalıyorum. Yanındaki kutuya artık yan sıraya geçiyorum. İçe doğru devam ediyoruz bu şekilde. Yan kutuya bakın sola doğru batıyorum. Bu noktadan ilmek çıkardım. Çıkardığım ilmeği bekleyen ilmeğimden geçirdim ve zincirimi çektim. Yan sütuna geçmiş oldum. Şimdi bu noktada bakın ilk kutudayız şu anda. Yine bir kutu atlayıp bir sonraki kutuya batarak aynı işleme devam edeceğiz. İlmeğimizi çıkardık. Mevcut ilmeğimizin içerisinden geçirdik. Bakın bu şekilde ilmeğimizi geçireceğiz. Tekrar bir kutu bırakıyorum. Bir sonraki kutuya batıyorum. İlmek çıkardım. Diğer ilmekten geçirdim. Yani zincir çekmiş oldum. Böyle takılmalar oluyor dediğim gibi. Bunu zaten eliniz alışınca çok hızlı yapıyorsunuz. Sadece zincir çekiyoruz aslında bakın. Bir kutu atlayıp bir sonraki kutuya batarak ilmek çıkarıp diğer ilmekten kaydırıyorum. Bu şekilde zincirlerimizi çekerek son noktaya kadar ilerliyoruz bakın. Şöyle gösterelim. Şu şekilde de yapabiliriz. Bir kutu atlıyorum. Bir sonraki kutuya batıp ilmek kaydırıyorum. Bu şekilde zincirlerimizi çekerek yine devam edeceğiz. Burada sıra sonuna geldiğimizde yine son kutuya da batıp yan kutuda kaydırma yapıyoruz. Yani şurada yapmış olduğum işlemi her defasında sıra sonunda yapacağız. Bu şekilde uzun şekilde şeritler halinde gide gele gide gele buradaki bakın son işaretli noktaya kadar şuradaki son kavisi noktaya kadar bu şekilde örgümüzü uzun bir şekilde gidip gelip bu şekilde tamamlamış olacağız. Tamamladıktan sonra bu noktada bir sonraki aşamaya birlikte devam edeceğiz.